Evet. Malatya, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Rize, Kayseri, Gaziantep, Karabük ve Ankara'dan tekrar arkadaşlar var. Bir de sendika başkanı arkadaşımız var. Şöyle bir kitabımız var. 25 soru, 25 cevap diye hazırladığımız, sizin aklınıza gelebilecek her türlü sorunun burada cevabı da var. Yani sizin haklarınızı gösteren böyle açıklamalar da hazırladık, broşürler de hazırladık. Sizi dinleyelim efendim. Şöyle, yaşadığınız sorunlar, sorunların çözümü için eğer kafanızda oluşan çözümler varsa, beklentileriniz varsa bunları aktarırsanız çok mutlu oluruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ben de Ankara Sincan'dayım. 12 yıldır 2009'dan beri çalışıyorum ben. Sabah 5.30'da başlıyorum mesaiye. Evet. Hala şu saatte çalışıyorum mesela. Benim de mesai saatim yok. Apartman sakinleriyle ilişkileriniz nasıl? Valla başkanım şimdi yakında bizim genel kurulumuz olacak. Her gelen kurul seni çıkartacağım direkten geliyor. İşleri güçleri kapıcıyla uğraşmak. 2007'den beri kapıcılık yapıyorum. Torunlarımız pandemi döneminde genellikle evde olunduğu için daha çok iş bindi. Evet. Daha çok yüklenirdi apartman kapıcısına veya apartman görevlisine. Evet. Akşam 5'e kadar çalıştırırlar, 5'ten sonra şuna koş. Bir yerde logar tıkanmış, logara koş. Ne bileyim asansörde insan kalmış, ona koş. Affedersiniz binaya kedi köpek girmiş, onu çıkart. Şuna şunu getir, buna bunu götür. Kaldığımız yerler zaten ona keza 1+1 evler. 4 kişilik aileyim ben. Misafirim gelemiyor. Bir akşam bile yani normal bir arkadaşımı bile çağırmaya çağıramıyorum yani. Bu dönemin en başta sıkıntısını çekenlerden bir tanesi başta sağlıkçılar, hastanedeki Evet. temizlikçi arkadaşlar, belki üçüncü sırada da bizler geliriz. Devletimiz herkese pandemiden dolayı izinler yazıldı, sokağa çıkma yasağı çıkartıldı. Bir gıdacı olan fırıncılar, Evet. bir de marketçiler, bir de bize yasak hiçbir zaman gelmedi. Biz bu şekilde dertliyiz yani. Bu daha saysak sabaha kadar devam ederiz Sayın Doğru. Başkanım yani. Evet. Bizim kapıcı dairelerimiz, yaşantımız, hayatımız bu pandemi sürecinde ben bütün virüslü olan herkese hizmet yaptım. Hiç kimse dışarı çıkamazken ben ekmeğini suyunu bıraktım. Diğer arkadaşlar korktukları için virüs olduklarını söyleyemiyorlar ekmeğinden oldukları için. Yani bizi kapıcı kovarlar diye söyleyemiyorlar. Binadaki adam bize virüslü olduğunu söylemiyor. Halbuki biz herkese temas halindeyiz. Yangına biz gidiyoruz başkanım. Hastaya biz gidiyoruz. Doğru. İlk yardıma biz gidiyoruz. Ya başkanım insanlar bizi görmüyor. Sizden Allah razı olsun bizi dinlediniz. Ben bir başıma 84 hanenin ekmeğini falan dağıtıyorum. Buradaki risk o kadar çok ki aslında. Kamuoyuna sesimizi duyuramadıktan sonra hiçbir derdimize çare bulamayız. Fazla mesai, havuza bakmak, pandemi dönemi sorunları çözemeyiz. Bir site görevlileri olarak 1,5-2 milyona yakın sayısı olan bir aileyiz. Ama sendikaya üyemiz maalesef çok az. Bu konuda Uğur Başkanımız elinden geleni 7/24 yapıyor. Ama biz öncelikle site görevlileri gerekli duyarlılığı göstermiyoruz. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Öz eleştiride haklısınız gerçekten de. Çünkü hak aramak için bunu dillendirmek gerekiyor. Bunu dillendirmek için de örgütlenmek gerekiyor. Kimsenin zarar görmemesi Aynen öyle. açısından. Umarım hani bu bir adım olur. Bundan sonra daha geniş bir çerçeve içinde örgütlenirseniz Türkiye'nin bütün kentlerinde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sizin sayınız 1-1,5 milyon civarında. Ama genelde Evet, başkanım. bireysel hak aradığınız için haksızlığa uğruyorsunuz. Haksızlığa uğradığınızda ses çıkaramıyorsunuz, mücadele edemiyorsunuz. İş güvenceniz yeteri kadar yok. Kıdem tazminatı hakkınız yeri geldiğinde elinizden alınabiliyor. Başvuracağınız yer yok. Hukuk Evet, mücadelesi başkanım. başlatsanız avukat tutacak paranız yok. O nedenle örgütlenmek gerekiyor. Bu örgütlenmeyi sağlıklı yaparsanız biz her zaman, her ortamda sizin yanınızda dururuz. Bakın taşeron işçilerin olayını ilk biz gündeme getirdik, dile Allah getirdik, kadro başkanım. verin dedik ve uzun yıllar, 3-4 yıllık bir mücadelenin sonunda büyük bir kısmı kadro aldı. Sizin de Evet sorunlarınız var. başkanım.
Şimdi meclis açıldığı zaman göreceksiniz. Sizin sorunlarınızı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye getirecek arkadaşlar. Bu konuda araştırma önergesi isteyeceğiz. Bütün bunların hepsini yapacağız. Yani hak verilmez, hak alınır diye bir kavram vardır. Hakkınızı almak için bunu talep etmeniz lazım. Talep edeceksiniz, biz sizin yanınızda duracağız. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağız. Pandemi süreci Rize'de biliyorsunuz çok yoğun bir şekilde vakaların artarak bayağı bir sıkıntılı bir günden geçiyor. Ben 7 yıllık apartman görevlisiyim. Bizim kapıcı daire sorunlarımız, haftalık çalışma saatler sorunlarımız, haftada bir gün pazar günleri izin kullanma sorunumuz. İşte tabii ben sigorta konusunda bir sıkıntı görmedim şu ana kadar 7 yıldır böyleyim. Görmedim ama tabii gören çevremdeki arkadaşlar var. İnşallah sizin de bu güzel toplantının vesilesiyle iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah. Sigorta konusunda genelde bize ifade edilen şöyle bir tablo var. Deniyor ki ben 30 gün çalışıyorum ama benim sigortam 15 gün üzerinden yatıyor veya bir hafta üzerinden yatıyor. 30 gün üzerinden benim sigortam yatmıyor diye şikayet eden arkadaşlar var. Ama tabii asıl olan ne kadar süre çalışmışsa sigorta primlerinde o çerçevede yatması lazım. Sizin böyle bir sorunla karşılaşmamanız güzel bir şey tabii. Ve şu anda Kayseri'de çok popüler hale geldi. 40 daire, 50 daire bir apartmana bir tane görevli alıyorlar. Temizlik karşılığı bunun ismi. Ben ne iş yaparsam aynı işi ya da diğer arkadaşlar ne iş yaparsa aynı işi yapıyor. Aynı sistemle çalışıyor ama maaş yok. Sigorta belli bir kısım. Part-time sistemde. Tazminat yok. En büyük işte bizim ne? Zaten biz aylık çalıştığımızı ancak ay sonuna kadar yatırıyoruz. Bizim en büyük desteğimiz biriken tazminatlarımız. Ne maske, ne eldiven. Şimdiye kadar ben hiçbirini görmedim. Çevrede bazı binalar alıyor, bazı binalar almıyor. Bu da apartman yöneticilerin duyarlı ya da insanların, apartmandaki insanların duyarlılığıyla alakalı bir şey. Bunlarla alakalı büyük sıkıntılar yaşıyoruz başkanım. Asgari ücret veriyorlar. Maaş bedel arasında kapıcılar vergiden muaf oldukları için 2500 lira yazıyor. Ama normal işçi maaşı 2324 lira maaş veriyorlar. Gaziantep'te de elektrik, su, doğalgaz kapıcıyı ödettiriyorlar. Yani siz oturduğunuz binada elektrik, su, doğalgazı siz mi ödüyorsunuz? Evet, doğrudur. Evet. 9 yıl oldu buraya gelelim. 5 yıldan beri bana ödetiyorlar elektrik, su, doğalgazı. Yani kışın günü bunları çıkarsak elime 1500 lira para geçiyor. Eşim çalışmasa, eşim de üniversitede kız öğrenci yurdunda çalışıyor. O çalışmasa biz zorla geçineceğiz yani. Genel Başkanım, ben iki bloktan oluşan 120 daire bir şeyde kalıyorum. Size görevliyim. 120 daireye siz mi bakıyorsunuz? Evet, eşimle beraber bakıyoruz. Evet. Kaldığımız yer dersen su deposu gibi. Camları, penceresi yok. Lağım akıyor zaten duvarlardan. Pandemi de devletin vefa sosyal destek hattı gibi çalışıyoruz. İhtiyacı olanların, karantinada olanların ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Hizmette sınır yok. Kapıcısın, evet. Her işi yapacaksın diyorlar. Elektrik arızalansa seni çağırırlar. Su arızalansa seni çağırırlar. Kanalizasyon, lağım, duvar, bahçe, inşaat, çatı, bodrum. Nerede iş varsa kapıcı orada. Bunun saati yok. Örneğin geçen seneden Kasım Aralık 2019'dan iki tane maaşım içeride duruyor. Bunu ödemiyorlar. Nedenmiş? Evet. Onu geçmiş dönem ödeyecekmiş. Bizim borcumuz değil bu diyorlar. Elden aldığımız için, bankadan almadığımız için dardayım. İşte 300 al, 500 al. Böyle idare ettik. İki maaşımız böyle kaldı içeride. Ve bunu da bir türlü alamıyoruz. Benim eşim korona hastası oldu. Başkanım, benim sorunum 10 gün yattık korona şişede, evde. Ondan sonra kalktık. Pazartesi işbaşı yapacaktık. Yönetici çağırdı. Senin maaşından keseceğim 11 gün bakılan kişiye para vereceğim dedi. Ben dedim ki efendim ben yalnız yanlış yapmıyorum. Devletin verdiği yasa
Ben ona uyuyorum. Kimseyi ben mağdur koymayayım, kimseye de bulaştırmayayım diye ben yattım. 11 gün kesiyorlar. Ben de onu bilmiyorum. Ne rapor istediler, ne şey etti. Direkt kesiyorum dediler. Uğur Başkan, Apartman Görevlileri Sendikası Başkanı. Buyur Başkan, söz sende. Başkanım, DİSK Genel Kurulu'nda ilk bizlerden bahsetmiştiniz. Daha sonrasında bizi ağırladınız makamınızda. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'yla yine bu konuyu geçirdiniz. Evet. Kendi genel kurultayınızı yaparken bile iki defa apartman görevlilerinden bahsettiniz. Bunun haricinde yine bir defa daha telekonferans yöntemiyle bağlandık. Bütün konuşmalarınızın hepsini yakından takip ettim. Sizlere, bizlere vermiş olduğunuz değerden dolayı ve önemden dolayı şahsım, teşkilatım ve 1,5 milyonu bulan meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Başkan, kaç üyeniz var? Başkanım, 2000 civarındayız. Şimdi bakın, 1,5 milyon apartman görevlisi var ama sendikalı olan sadece 2000 civarında. Evet başkanım. Bunu büyütmemiz lazım. Şimdi bu konuya da Çalışma Bakanlığı ve Meclis Grubu'nun herhangi el atma işi olayın üzerine yeteri kadar durmamış olması sorunların daha da büyümesine vesile oldu. Çünkü Çalışma Bakanlığı bu konu üzerinde ciddi anlamda düşmedi. Çünkü birer birer çalıştığımız için hep gözden kaçırıldı. Ne demokrasinin verdiği hürriyetlerden ne de iş kanununun sağlamış olduğu haklardan yararlanamadık. Evet. Yapılması gereken işleri bizler fazlasıyla yaptık ama daha fazlasını istedikleri için maalesef yararlanamadık. Yani her işte daha fazlası istendi. Şimdi üzerimize vazife olmayan işlerin üzerine daha da eklediler. Kapıcı her işi yapar görevi yüklediler. Becerdikçe, yapabildikçe üstüne koydular. Dolayısıyla biz de yaptığımız halde yine de yaranamadık. İşte en basit kaldığımız evler, yaşam şartlarımız, çalışma ortamlarımız, kaç daireye baktığımız, bahçenin fazla olmuş olması gibi bir standartların getirilmemiş olması, habire işte bunlar üstüne ekledikçe biz de bu hallere kadar getirdik. Arkadaşlar, sendikaya üye olmaktan gerçekten korkuyorlar. Duyulursak işimizden edilir miyiz, atılır evet. mıyız? Korkuları da yaşıyorlar. Efendim, hepinizi büyük bir dikkatle dinledim. Ben de dinledim, arkadaşlarım da dinlediler. Şunu bütün apartman görevlisi arkadaşlarımın bilmesini isterim. Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum, size de söz veriyorum. Çünkü hiç kimsenin bu ülkede ezilmesini istemem. Herkesin alın terinin karşılığını almasını isterim. Herkesin çoluk çocuğu var, evinde huzur içinde yaşamasını isterim. Bu nedenle elimden gelen bütün çabayı gösteririm. Sizin sesiniz olmak, sizin sorunlarınızı dile getirmek, var olan sorunların çözümüne katkı vermek benim ve arkadaşlarımın görevidir. Bunu yapıyoruz zaten. Düne kadar kimse sizin sesini duymuyordu, sizin sesinizi duymuyordu. Ama bundan sonra duyacaklar. Az önce de ifade ettim, meclis açıldığında bir grup toplantısını sadece apartman görevlilerine ayıracağım. Bir grup toplantısını. Bütün söylemi onun üzerine inşa edeceğiz. Hem sorunları anlatacağım, hem çözümleri anlatacağım. Oraya arkadaşları da davet edeceğiz. Sizi de Sayın Başkan, Sendika Başkanı da davet edeceğiz. Sizin belirlediğiniz bir arkadaşı, fiilen bu işi yapan bir arkadaşı da kürsüye çıkaracağım. Bir 5 dakika konuşsun kürsüde. Derdini bir anlasın. Dolayısıyla bu ülkede sorunu olan bir vatandaş varsa ve o sorun çözülemiyorsa doğal olarak siyasetten umudunu kesiyor. Bunlar benim derdimi çözemiyorlar. Benim sesimi duyan bile yok diyorlar. Haklı mı? Haklılar. Ama şimdi sesinizi de duyuyoruz, seslendiriyoruz, sorunları da biliyoruz, nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bakın, sizin sorununuz oturduğunuz yerden başlayıp oturduğunuz yer. Sizin de güneş görme hakkınız var. Sizin de ağaç görme hakkınız var. Sizin de ailenizle, çoluk çocuğunuzla güzel bir evde oturma hakkınız var. Sizin de gelirinizi düzenli alma hakkınız var. Sizin de kıdem tazminatı hakkınız var. Sizin de tatil yapma hakkınız var. Bir hafta 7 günse sizin bir haftada bir günde dinlenme hakkınız var. Yasalar bunu size sağlamış durumda. Ama çoğu arkadaşımız bunun farkında değil.
İşin zayıf noktası neresi? Zayıf noktası şu. Örgütlenemediğiniz için, her biriniz tek tek mücadele ettiğiniz için zayıfsınız. Yani diyorsunuz ki efendim işte her yıl bir apartmanın genel kurulu olur. Her genel kurulda korkuyoruz. Acaba bizim işimize son verirler mi? Haklısınız ama örgütlenirseniz bunu aşabilirsiniz. Kimse sizin işinize kolay kolay son vermez. Bir çalışanın işine son vermek başlı başına ciddi bir sorundur. Çünkü bir kişiyi değil, o kişiyle beraber ailesini de açlığa mahkum ediyorsunuz. Oysa o kişi çalışıyor, emek harcıyor. Şimdi arkadaşlar söylediler. Yani bazen karı koca, çoluk çocuk hep beraber çalışıyorlar. Ben bunu da tanı oldum. Bunu da bana anlattılar. Dolayısıyla biz bu sorunları aşabiliriz. İş güvenceniz yok. O güvencenin sağlanması lazım size. Kıdem tazminatı hakkını yeri geldiğinde alamıyorsunuz. Onu almanız lazım. İşte az önce bir arkadaşımız ifade etti. Ben eski yönetimi suçlayıp benim alacağım aylığı bana vermiyorlar. O yönetim sana versin. İyi de siz çalışmışsınız. Dolayısıyla yönetimlerle sizin bir ilginiz yok. Siz çalıştınız, emek harcadınız ve onun karşılığını alacaksınız. Dolayısıyla bu tür itirazlara sığınıp sizin hakkınızın teslim edilmemesi doğru bir olay değil. Dolayısıyla meclisin açılmasıyla beraber umarım daha geniş bir kitle ile birlikte oluruz. Yani sizlerle birlikte oluruz ve hem genel kurulda, meclisin genel kurulunda hem bizim partinin grup toplantısında sizin sorunlarınızı dile getiririz. Dolayısıyla sorunları dile getirmek bir anlamda geniş kitlelerin sizi duymasını sağlamaktır. Çünkü siz haklısınız, hak arıyorsunuz, hakkınızın teslim edilmesi lazım. En azından yasal haklarınızın teslim edilmesi lazım. Bunun için mücadele edeceğiz. Sözüme başlarken demiştim ki ben bütün garibanların sözcüsü olacağım diye. Hiç unutmayın sakın, bütün apartman görevlilerinin sözcüsü olacağım. Bunları dile getireceğim. Sağ olun başkanım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eşlerinize, çocuklarınıza selamlarımı, saygılarımı söyleyin. Kılıçdaroğlu'nun selamı var deyin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim.